Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala Resulünel Müstaba. Sayın seyirciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, güzelliği, bolluğu üzerinize olsun. Cenab-ı Hak bu gazellere yardım etsin. Şu zalimlerin haklarından gelsin. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul mekirin. Onların bir programı varsa, bir tuzağı varsa Allah onların tuzaklarını bozandır, bozsun inşallah. Müslümanlara da uyanış, bir birlik beraberlik versin diye dua ve niyazda bulunuyoruz. Bugün Süleyman Çınar, şehrimizin eski esnaflarından rahmetlik, ona hatim yaptırdık ve dua edeceğiz inşallah. Bir de bir duyurum var. 2 senedir gidemiyorduk. Regaip Kandili'nde inşallah umrede olacağız. Bu Regaip Kandili yılbaşında bizimle umreye gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Ben Konya'dan iyi bilirim Mekke Medine'yi Allah'ın izniyle. Resulullah nerede durdu, nerede kaldı? Bir İtif ile bir Tuva, Recep vakası ve Hudeybiye Savaşı'nın yapıldığı yerler gibi yerlerde geziler yapıyoruz. Tarihi yerlerde inşallah geziler yapıp bilgiler aktarıyoruz değerli kardeşlerim. Beraber olmak üzere diyorum. İkinci Han Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği safalar, bu din bize böyle kolay gelmemiş. Çok büyük meşakkatler içinde gelmiş değerli kardeşlerim. Birinci dönem sorgulama dönemi. Neden sen peygambersin? Sen bir fakirsin, yetimsin. Niye Ebu Leheb değil, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef değil de sensin? O dönemi atlatmışlar. Ondan sonra alay dönemi gelmiş değerli kardeşlerim. Efendimiz konuşurken ıslık çalıyorlar, alkış yapıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar. Protesto için yapıyorlarmış. Buna çok üzülüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da atlatılıyor. Tehdit dönemi geliyor. Amcasına heyetler geliyor. Davasından vazgeçsin diye. İkinci defa geldiklerinde derler ki Ebu Talib'e, eğer vazgeçmezse bizim savaşımız var, size karşı kavgamız var diyorlar. Çağırır yeğeni, Muhammed'im biraz gevşetsin olmaz mı diyor. O da ağlar, vallahi ya ammi ile vaza'u şemse fi yemini vel kamera fi şimalidir. Vallahi ya amca, bunlar güneşi sağ koluma indirseler, ayı sol koluma indirseler davamdan 1 milim vazgeçmem. İsterse sen de terk et. Ve onun üzerine ağlayarak çıkar. Ta'alü neki, gel Muhammed gel. Kanımın sonuna kadar seni müdafaa edeceğim diyor. Devam et. O da atlatılır değerli kardeşlerim. Ondan sonra işkence dönemi gelir. En ağır işkenceyi Bilal-i Habeşi ve diğer sahabiler görür değerli kardeşlerim. En ağır işkenceleri gören bunlar. Ve Yasir, Sümeyye en ağır işkenceleri gören de. Ve bir de diğer sahabiler. Aynen bugün olduğu gibi değerli kardeşlerim, Mekke'de evler talan ediliyor. Ani baskınlar yapıyorlar. Çocuklarına hakaret ediyorlar. Kızlı karşısına hakaret ediyorlar. Bugün İsrail'in Gazze'de Batı şeriatı yaptığını aynen uyguluyorlar. Ki kaldı ki Yahudilerin o muharref Tevrat'ında senden olmayan birini öldürmek sevaptır. Onların çocuklarını dahi öldür. Hayvanlarını dahi öldür, sevaba gir. Çünkü onlar yeren büyüyecek, sana karşı gelecekler diyor. Bunlar böyle inanmışlar sapık Tevratlarına. Bunlar bunu yapıyorlar ve yapacaklar da. Tabii karşısında kuvvetli Müslümanlar olmayınca. 2 milyar Müslüman, 60 küsur İslam devleti. Hiçbir ses vermedik biz değerli kardeşlerim. Netanyahu meydan okudu. Rahatınızı seviyorsanız sesinizi kesin dedi hepsine.
Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, hepsine meydan okudu. Kimseden ses yükselmedi değerli kardeşlerim. Ama Allah yardım ediyor. Meta Nasrullah. Ela ni nasra illa ela ni nasra garibim. Allah'ın yardımı ne zamandır diye soruyorlar. Allah'ın yardımı yakındır. Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşiril müminin. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır inşallah, onu da göreceğiz. Ondan sonra huzun dönemi geliyor. Yıl 619. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu, amcası Ebu Talip ölüyor. Başucunda peygamberimiz. Amca gel. La ilahe illallah de. Ama Mekke kadınları ne der diyor. Değerli kardeşlerim. Milyar kere milyar Allah'a hamdolsun ki Allah bizi Müslüman diyarda yarattı. Müslüman anneden babadan meydana getirdi. Sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza kamet okundu. Aynı zamanda Cenab-ı Hak bize hidayeti doğarken verdi yahu. Bakınız çok önemli bu ha. Onu koruyan amcası Ebu Talib'e ısrar ediyor. Gel amca son deminde de. Tevbe suresi. İstağfir lehum evlâ testağfir lehum seb'ine merra. Ya Muhammed. 70 defa istiğfar etsen faydası yok diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim. Vefat edince Efendimiz ağlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi koruyan amcası koruması kayboluyor. Cenazeye gidemiyor. Ali'ye babanla meşgul ol diyor. Müşrikler dedikodu yapıyorlar. Amcasına gelmedi diye. Ama gelemezdi ki Cenab-ı Hak men etti men. Aynı zamanda değerli kardeşlerim, hanımı Hatice annemiz vefat ediyor. Aynı yıl. Aradan az bir zaman geçiyor. Senetül hüzün deniyor buna. Huzun senesi değerli kardeşlerim. Huzun senesi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani çocukluğu Taif'te geçti ya, Halime-i Sadiye Saad kabilesinde. Ben onu Taif'in içinde zannediyordum. Taif'ten daha yukarıda Mekke'ye 180 kilometre mesafede bir dağda, ki orası kış tutuyor. Soğuk oluyor orası. Çadırlarda geçiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 yaşına kadar. Bir gün kaybolur. Şeyma ile beraber ararlar. Her nere varırsa bile varırdı ol. Başı özre bir bölük bulut korudu onu diyor. Bir bulut onları korumuş o güneşten değerli kardeşlerim. Ve Taif'e gidiyor. Acaba orada İslam'a dönenler olur mu? Hem bir değişik olsun diye gidiyor Saad kabilesine. 13 gün kadar kaldığı rivayetleri var. Kimse inanmıyor ve kabul etmiyor. Diyor ki yarın biz çıkacağız. Ne olur şu alçaklara, sefihlere, rezillere bizi söylemeyin çıkarken. Biz çıkalım gidelim. Fakat ne kadar ayak takımı varsa, rezil alçak varsa yollara dizilmişler böyle. Aralarından geçiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taş atıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ayaklardan kan geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Oturmuş bir kadın çocuğu bindirmiş omuzuna. Kalk Muhammed diye. Takatsız kalmış. Nihayet o günkü yöre inancına göre bir başkasının malına geçersen koruma altına geçiyorsun. Bir bağa girerler. Oba Taif'in dışında bir yerde. Bağa girince onlar takip etmezler ondan sonra. İki can sultanı bir taşa yaslanır. Zeyd ayaklardan kanı siliyor.
Anam babam feda olsun ya Resulallah. Bir bağdalar taşın kenarında. Cibril aleyhisselam geliyor değerli kardeşlerim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabb'i sana selam gönderdi. Habibim, edibim, Muhammed'im üzüldü. Tüm dağlar emrinde. Emresin üzerlerini yıkacağım diyor değerli kardeşlerim. Ki Can Sultan'ı ağlıyor. Ya Rab, ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sen beni alemle rahmet olarak gönderdin. Ben onlardan gelecek nesli paki bekliyorum ya Rabbi. Onlar bilmiyorlar Allah'ım. Onları affet Allah'ım. Onları bağışla Allah'ım de dua ediyor. En kritik anda, yorgun vaziyette, hakarete uğradığı bir dönemde, yani güç ve kuvvetini kesildiği bir dönemde, yanında sadece Zeyd'in olduğu bir dönemde Allah emir gönderiyor. Emresin dağları yıkacağım üzerlerine. O rahmet peygamberi, ben onları affediyorum, sen de affet ya Rabbi diyor. İşte bizim yolumuz bu değerli kardeşlerim. Ama bir adam çıkıyor, ağzını doldura doldura beddua ediyor. Nasıl peygamberin ümmeti olur bu? Senin peygamberin beddua etmiyor o anda bile. Dua ediyor, rahmet okuyor. Ya Rabbi, onlardan gelecek nesli paki bekliyorum Allah'ım de dua ediyor. Bağ sahipleri köleye bir tabak üzüm verirler, götür derler bu yolculara, ver onları. Köle getirir, üzümü verir. Sevgili peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim diye alır. O ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı demektir. Kuzum, senin adın ne? Attas. Nerelisin? Ben işte Orta Doğu'danım. Değerli kardeşlerim. Ninova. Ha der. Kardeşim Yunus'un olduğu yerden misin sen? Sen Yunus'u nereden tanıyorsun? O peygamberdi. Ben de son peygamberim. Adım Ahmet, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. İmanı telkin ediyor. Köle, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor değerli kardeşlerim. 6 ay önce bir rüya gördüm. Taif'ten 2 kişi geliyordu. Ayaklarında kan revan içindeydi. O gelen ahir zaman nevisidir. Ona iman et dediler. Ben sizi beklerdim ya Resulullah diyor değerli kardeşlerim. İki Can Sultanı elhamdülillah ya Rabbi. İşte biri iman etti elhamdülillah Allah'ım de. Allah'a orada hemen teşekkür ediyor, tesbih ediyor, Allah'ı zikrediyor, anıyor değerli kardeşlerim. Ve ayrılıyorlar. Gece gelecekler ama bir koruması lazım. Yani bir kefilin olması gerekiyor. Bugün hala bu kanun geçerlilikte. Birisi kefil olmadıkça orada kalamıyorsunuz. Vize haricinde. Vizede de bir Arap kefil oluyor. Yani şirket kefil oluyor. Ve birisi kefil oluyor değerli kardeşlerim. Gece Mekke'ye girerler. Cin mescidinin olduğu yerde cinler etrafını sararlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada cinlere tebliğ eder. Binlerce, milyonlarca cin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman ederler. Ve her perşembe ki Can Sultanı Mekke'de kaldığı müddetçe gelirmiş. Cin mescidinde onlarla toplantı yapıyor. Çünkü Kur'an ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyabudûl buyuruyor. Yani biz insanları, cinleri ve insanları bize kulluk yapsınlar diye halk ettik. Onlar da bizim gibi mesul cinler de. Onlar da 5 vakit namaza kılarlar. Onlar da oruçları var.
Onlar da bizim gibi yaşarlar ve yerler içerler değerli kardeşlerim. Onlarda da Müslüman olanlar var. Onlarda takva ehli olanlar var. Onlarda üçlerden, yedilerden, kırklardan olanlar var. Onlar içinde de kafirler var. Onlar içinde de Yahudiler var. Onlar içinde de eşkıyalar var değerli kardeşlerim. Ve oradan Kabe-i Muazzama'ya girer. Tavaf eder gece. Ümmühan'ın halazadesi Ümmühan'ın evine girer. Onun evi Hilton Oteli'ne doğru bir direk vardı orada. Osman işaretlemişti. Biz gösterirdik de ya hocaya bak derlerdi hoca. Sanki görmüş gibi alay ederlerdi benimle. Ama revaklar yıkıldığı zaman o revak yıktıkları zaman bir hafta koku çıkmamış orada. Gül kokusu kokuyor. Millet oraya hücum eder kokuyu almak için değerli kardeşlerim. Evet. Halazadesi Ümmühan'ın evindeler. Aç peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yorgun. Hala yiyecek bir şey yok mu der. Halazadesi ona kuru ekmek getirir. Hala katık yok mu öyle der. Sadece sirke var der, getirir sirkeyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sirke ne güzel katıktır buyuruyorlar değerli kardeşlerim. Sirkenin şifaları çok methediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aç koca peygamberim. Kuru ekmek ve sirke yiyor. Şimdi biz şımarık Müslümanlar serpme kahvaltı yaptırıyoruz ailemize. Utanmadan Facebook'a atıp gösteriş yapıyoruz. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun ya? Göremeyen var. Alamayan var. Fakir insan var. Parası olmayan insan var. Bu gösteriş niye? Kime neye gösteriyorsun değerli kardeşlerim? Bu şımarıklık işte görüyor musunuz? Bu israf değerli kardeşlerim. Bu çılgınlık değerli kardeşlerim. Ama başımıza gelenlerden ibret almıyoruz görüyorsunuz değil mi? Fırtınalar oluyor acayip şekilde. Gemiler batıyor görüyorsunuz. Şehirler suya karkıyor, denizler taşıyor. Gökyüzünden yahmet iniyor değerli kardeşlerim. Sel felaketleri oluyor. Deprem felaketleri, yangın felaketleri, kan kıtel devam ediyor. Adam yukarıdaki komşusu şımarıklık yaptı, gürültü yaptı. 3 tane adam birden öldürebiliyor. Şu katile bak, şu zalime bak, Allah'a isyan eden adama bak. Nereye gidiyoruz değerli kardeşlerim? İşte Filistin başına gelenleri görüyoruz. Yemen'deki olayları görüyoruz. Irak'ı beraber seyrettik. Suriye'yi beraber görüyoruz. Yarın aynı olay başımıza gelmeyeceğini kim garanti eder? Niçin bir ders almak yok? Niçin Allah'a yönelmiyoruz? Niçin hidayet veren Rabbimize ya Rabbi sen bizi affet diye gece seher vakti el kaldırıp dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve uyuyor. 2 rivayet var. Birisi Hatim'den olduğu rivayeti var. Ki zayıf bir rivayet. Çünkü Hatim'de durmak biraz tehlikeli. 2. rivayet halazadesi Ümmühan'ın evindeler. Rabbim emir gönderiyor. Git Muhammed'i al getir ya Cibril. Refref Burak'la geliyor. Burak'la geliyor. Ya Resulallah sana Allah'ın selamı var. Rabbim seni katına çağırıyor diye bindiriyor Burak'a. Öyle süratli giderdi ki diyor bir adım attı mı ben kendimi başka yerde görüyordum. Yesrib'e gelirler Medine'ye. Burası neresidir diye sorar. Burası Yesrib'dir. Vadi-i Akika inerler Medine'nin hemen arka tarafında. 2 rekat namaz kılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada. Ki Medine döneminde sık sık gider av yaparlar yedirlermiş Peygamberimize. Ayşe annemize koşular yaparmış.
yarış yaparlarmış. Ki birçok ileri gelenler orada köşk yapmışlar değerli kardeşlerim. Oradan Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar, Miraç yolu. Burak Mescidi var hemen 10 metre ileride, 5 metre davanda. Burak'ı oraya bağlıyoruz. Ve Mescid-i Aksa'ya geliyor. Değerli seyirciler, Yahudinin bir oyundan bahsetmek istiyorum. Tüm televizyonlar ve resimler altın kubbeli yeri gösteriyor. Ya orası Kubbetüs Sahra. Emeviler döneminde yapılmış, sonra tamir edilmiş. İki Cihan Sultanı Miraç'a çıkarken taşa basmış ya, muallak taşının olduğu yer orası. Bu Yahudi Mescid-i Aksa'nın altını oydu. Biz defalarca gittik, gördük. Belgesel çektik orada. Yarın orayı bombardıman edecekler. Ve hemen televizyonlarında diyecekler ki işte Ravza-i Mutahhara burası diyecekler değerli kardeşim. Mescid-i Aksa burası gösterecekler. Orası Kubbetüs Sahra Camii. Orayı göstermeyin sayın seyirciler. Orası Kubbetüs Sahra Camii. Mescid-i Aksa aşağıda dabanda. 124 bin peygambere imamlık yapıyor değerli kardeşlerim. Oradan iki Cihan Sultanı Miraç'a çıkıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ağacın altına geliyor, kader ağacının altına geliyor. Fil kulakları, kulakları vardı diyor. Ve oradan refrefe biniyor. Cebrail gelemiyor değerli kardeşlerim. Ben gelemem, yanarım ya Resulullah. Ben nasıl gideceğim yalnız? Rabbül Alemin'in huzuruna varıyor. Fekâne gâbe gavseyne evedne. Bir yay gerimi kadar yaklaştı diyor. Ve ilk okuduğu şu. Ettehiyyâtu lillâhi ve salavâtu ve tayyibât. Tahiyyalar, övgüler, senalar sanadır ya Rabbi diyor. Allah cevap veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Selamım, atıfatım, ihsanım, bolluğum, güzelliğim senin üzerine olsun ya Muhammed Nebi. İki Cihan Sultanı orada ümmetini hatırlar. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rab, selamın, atıfatın, ihsanın, bolluğun bizim üzerimize olsun, benim değil. Salih kullar üzerine olsun ya Rab diye cevap veriyor. Ya Muhammed, ben seni yalnız çağırdım buraya. Sen burada ümmetini devreye soktun diyor değerli kardeşlerim. Takayyalarını çıkarmak istediği zaman çıkarma ya Muhammed, öyle gel. Ey ama ya Rabbi, Musa'ya sen fahla nalek dedin Tur Sina Dağı'nda. O beni istemişti. Ben şimdi seni çağırdım diyor değerli kardeşlerim. İnşallah bu konuya sonra değiniriz. Sonra hicret dönemi başlıyor. İlk hicret Habeşistan'a oluyor. Hazreti Osman ve eşi de var. Cafer-i Tayyar başkanlığında değerli kardeşlerim. Kral Necaşi'ye misafir oluyorlar. Mekke müşriklerinden azılları Amir bin As ve Süheyb bin Amir gibi hatırlar gidiyorlar Necaşi'ye. Bunlar bizim dinimize karşı geliyor. Bizi birbirimize tutturdu. Bunları kabul etme Necaşi'ye. Vallahi dinlemeden bir cevap vermem diyor. Cafer-i Tayyar Meryem suresini okuyor değerli kardeşlerim. Necaşi, aramızda ufak bir fark var. Vallahi serbestsiniz, ülkemde gezin diyor. Hicret dönemi başlıyor. Ama diğer Mekke dönemlerindeki kalanlar işkenceye devam ediyorlar. En son yıl 622. İki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem hicret izni alıyor. Ve o da Medine'ye hicret ediyor değerli kardeşlerim. Muhittin Arabi der ki, Peygamber üç yer istedi. Bir, Ravza-i Mutahhari yani Medine istedi. İki,
Şam'ı 3 Konya istedi. Onun için Konyalılar Konya belde-i muhayyeredir der Muhittin Arabi. İnşallah rivayetlere göre İmam Mehdi Konya'ya teşrif edeceklerdir. Cenab-ı Hak ona asker olmayı nasip etsin değerli kardeşlerim. Bana gelen sorulara geçiyorum. WhatsApp'tan, Facebook'tan bana soru atıyorlar. Konya içi, Konya dışından geliyor değerli kardeşlerim. Hocam benim birine 500 euro borcum var. Yerine Türk parası vermek istiyorum. Olur mu diye soruyor. Bir, senedin ödeneceği gün, ödeyeceğin gün kur ne kadar? Yani o gün kur kaç lira? Euro kaç lira? Hesabını yaparsın. Gönüllü rıza ile eğer adam kabul ederse TL olarak ödeyebilirsin değerli kardeşlerim. Bir daha söylüyorum. Kur farkı dikkate alınarak o gün euro dolar kaç liraysa, kaç lira euro borcun varsa ödersin. Ama adam derse ki hayır, ben euro istiyorum. O zaman sen euro bulacaksın çünkü gönül rızası lazım. Hocam Antalya'dan arıyoruz. Biz narları, portakalları, limonları dalındayken gökken satıyoruz. Bize bu satış İslam'ı değil dediler. İçimize şüphe düştü. Ne dersiniz diye soruyorlar. Biz genelde cevaplarımızı ülkede yaygın olan Hanefi ve Şafii mezhebine göre veriyoruz. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre olgunlaşmamış meyvenin satışı haramdır. Çünkü ne olduğu belli değildir. Ne olacağı belli değildir. Ne çıkacağı tahmin edilemez değerli kardeşlerim. Belki bir dolu vuracaktır. Belki üşüyecektir. Belki benim olmayacaktır. Hanefi ve Şafii mezhebine göre daha tomurcuktayken elma olsun, ayva olsun, nar olsun iki mezhebe göre satışı haramdır, caiz değildir. Bundan vazgeçin. Ama olgunlaşmış dalında belli. Aşağı yukarı ne çıkacağı da belli. Fiyatlar da piyasada bellidir. O zaman satabilirsiniz değerli kardeşlerim. Hocam 300 gram altın aldım. 3 ay sonra ödeyeceğim diye aldım. Sonra dediler ki bana hocalar, senin bu alışverişin doğru değil, caiz değil, haramdır dediler. Ne diyorsunuz? Değerli kardeşlerim, altın, gümüş ve döviz fiziki olarak alışveriş yapılması lazım. Peşin olarak yapılır değerli kardeşlerim. Altının, gümüşün, euro, doların veresiyesi olmaz. Caiz değildir. Dinişler Yüksek Kurulu kararı da aynı şekilde bu şekilde vermiştir. Yani altın, gümüş, döviz vadeli satışı haramdır, yasaktır değerli kardeşlerim. Ama hocam satıyorlar, biz bilmeyiz. Ben helal yolunu gösteriyorum. Bu gelen musibetler başımıza neden geliyor değerli kardeşlerim? Haramın girmediği yer kalmadı. Faiz, reel faiz %40 oldu. İyice yaygınlaştı. Her yerimize faiz giriyor. Bir lokma haram kana karıştı mı 40 gün ibadete manisi var. Bir gün bir bayan gelir İmam-ı Azam Hazretlerine. Oğlunda böyle alerjik olay oluşmuş. Ya imam, ne yapayım, buna bu oldu der. 40 gün sonra gel ya hanım. 40 gün sonra geliyor, diyor ki bu çocuk bal tatlı yemeyecek diyor. Ya imam, o gün ne demedin? O gün ben bal yemiştim de sözüm etki etmez diyor değerli kardeşlerim. Evet, ey imar derler, söylüyorsunuz niçin tatbik etmiyorsunuz diyor. O gün ben tatlı yemiştim de ondan dolayı diyor değerli kardeşlerim. Faiz bu kadar yaygınlaştı.
Onun için dualarımız da kabul olmuyor. Evet, tekrar ediyorum. Değerli kardeşim, veresiye altın alamazsın. Satan zarraf kardeşim, sen de satamazsın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsak, Allah'a inanıyorsak, kitaba inanıyorsak, sünnete inanıyorsak, şeriatı kabul ediyorsak bu hüküm. Hocam sen sertsin diyorlar bana. Ne yapayım, göçten sonra ben taviz vereyim Allah aşkına. Çizgim ehli sünnet. Rahmetli hocama giderdim, Tahir hocama. Hocam numune imtisalsınız gönlümüze. Sizi biz taklit ediyoruz. Çünkü siz hiç taviz vermediniz. Saçlar diken diken olurdu. Kuzum galibim. 50 küsur yıldır vaaz ederim. Ehli sünnetten çizgi taviz verdim. Elhamdülillah değerli kardeşlerim. 20 yıldır kanallardayız. Hiçbir zaman ehli sünnet çizgisini taviz vermedik. Allah verdirmesin inşallah. Biz olan hükümleri aktarıyoruz size değerli kardeşlerim. Muhtar hocam, muhterem hocam, sizi YouTube'dan takip ediyoruz. Konya dışından arıyorum. Biz 2 yıllık evliyiz. Akşam ben işten geliyorum. Karım bir tarikata bağlanmış. Yemeğe veriyor, ondan sonra odasına çekiliyor. Geç vakte kadar zikirle meşgul oluyor. Ben buna içerliyorum. Beni terk ediyor. Hocam bir nasihatte bulunur musunuz diyor. Nasihatların en büyüğünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secdeyi emrederdim buyuruyorlar. Kadın kocasına bağlıdır değerli kardeşlerim. Kocanın izni olmadan kadın nafile oruç tutamaz. Nafile namaz kılamaz yahu. Benim size bir şey söyleyeyim mi? Bizim düşmanımız ne İsrail, ne Amerika, ne Avrupa. Bizim düşmanımız cehalet kardeşlerim. Cehalet, cehalet. İslam bilinmeden yanlış tatbik ediliyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir erkek karısını yatağına çağırdığında bir özrü olmaksızın yatağına gelmez terk ederse Allah o kadına lanet eder. Melekler lanet eder buyuruyor. Peygamberler peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan iyi nasihat olur yahu. Bu bayan çok hata yapıyor. Kadının mürşidi erkeğidir değerli kardeşlerim. Kocasıdır ya. Onun izni olmadan nafile namaz kılamaz. Oruç tutamaz diyoruz bak. Dini olayları anlatıyoruz. Evvela kadın kocasına kabalı olacak. Onu hürmete karşılayacak. Güzel giyinecek. Güzel kokular sürünecek. O yuva takip etsin yıkılmasın diye. Heyhat. Şimdi Konya'da 5 tane boşanma aile mahkemeleri var. Boşanmalar hızla gidiyor değerli kardeşlerim. Neden? İnternetten sevişiyor. 3 ay sonra bozuşuyor, ayrılıyorlar. Ne yapalım? Allah ıslah eylesin. Büyük kesim deist olmuş gençliğin. Büyük kesim ateist olmuş. Ne olacak halimiz? Bugün sanayiler anıp ağlıyor. Ara eleman arıyor. Köylerde çoban yok. Harmancı kalmamış değerli kardeşlerim. Bizim gençlik harmancılık yapmıyor. Çobancılık yapmıyor. Reşbelle dönmüyor. İş beğenmiyor değerli kardeşlerim. Suriyeliler olmasa sanayiler çok boş. Afganlar olmasa çoban da yok değerli kardeşlerim. Bu bir gerçek realite, bunu görelim. Siyasiler, bunları malzeme yapmayın Allah aşkına. Bu realiteyi görün. Köylünün haline bakın. Sanayinin haline bakın. Sanatkar bulamıyor. Ara eleman bulamıyor. Sıkıntı çekiliyor. Evet. Hocam biz yeni evliyiz. Eşim bir şeyhe bağlanmış. Evde yalnız.
kendisi kalsa da başörtüsünü açmıyor. Affedersin, yatağıma gelirken de elbiseyle geliyor. Ya diyorum, ne yapıyorsun sen? Biz eşiz, nikahlıyız, niye böyle yapıyorsun? Kusura bakma diyor, benim şeyhim beni görür diyor. Hocam ne dersiniz diye soruyormuş değerli kardeşler. Ya Allah aşkına bu nasıl şeymiş ya? Bu şey röntgenci mi Allah aşkına? Ele böcek mi koymuş yoksa seyrediyor onların hallerini? Böyle şeyhlik mi olur Allah aşkına ya? Böyle sünnet mi olur? Böyle ümmet mi olur? Böyle yol mu olur? Kardeşlerim, bu yanlış. Bacım bu yanlış. Senin şeyin sen nerede görecek Allah aşkına ya? O halini nereden bilecek? Sen eşine itaat edeceksin. Ne diyor Peygamberimiz? Eğer bir kimsenin, bir kimseye secdeyi emretseydim, kadın kocasına secde etmesini emrederdim. Bir erkek kocasını, karısını yatağına çağırdığı halde gelmezse, bütün gece Allah'ın laneti onun üzerine olur diyor. Melekler onun üzerine lanet eder diyor. Ey kadın, sen Allah'ın lanetine uğruyorsun, haberin yok. Bu Müslümanlık değil, bu çıkış yolu değil, bu dün değil değerli kardeşlerim. Allah'ım ıslah etsin inşallah. Hocam bir şey merak ediyorum diyor Konya dışından seyircinde. Cennette uyku var mı? Cennette giyme yeme var mı diyor. Merak ettim hocam diyor. Değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor yine. Araya ben girmiyorum, konuşan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab ya Resulallah cennette uyku var mı diye, uyuyacak mıyız diye sorduklarına nefes şöyle buyuruyor. Ey uyku ölümde ölümdür. Ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur. Cennette uyku yoktur. Cennetlikler uyumazlar buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette baş ağrısı yok. Cennette kanser yok. Cennette astım hastalığı yok. Cennette sıkıntı yok. Cennette çalışma yok. Cennette tuvalet yok yahu, tuvalet de yok. Bir anekdot anlatacağım. Bir gün bir genç beni sıkıştırıyor. Ateist bir genç demek ki. Hocam diyor, diyorsunuz ki cennette insanlar yer içer ama tuvalet yok diyorsunuz. Nasıl olur bu diyor. Yiyen adam çıkarması lazım. Kuzum dedim, annen karın sen kaç ay kaldın dedim. 9 ay kaldım. Orada tuvalete nerede gittin dedim. Duğdu kaldı. Eğer orada cenin günde 50 gram tuvalet yapsa kadının koca fabrika gibi olması lazım. Yeme içme var mı? Var. Göbekten vitamin alıyor mu? Var. Besleniyor ama göbek vasıtasıyla solunumunu yapıyor. Tuvalete ihtiyaç kalmıyor. Cennette insanlar yer içer ama tuvalete ihtiyacı olmaz değerli kardeşlerim. Hocam bir sorum daha var dedi. Buyur dedim. Dersiniz ki siz cennetin tercihimi itaat edenler. Cennette ırmaklar var. Akan ırmaklar. Bal ırmağı, süt ırmağı, yağ ırmağı, su ırmağı diyor. Olur mu dedi. Merkezi sistem olarak. Kuzum sen aynaya bakmadın mı dedim. Baktım. Beyincik bir mi? Bir. Buradan ayrı su geliyor mu? Bazen bozuluyor. Contası kırık. Çeşme akıtıyor diyoruz. Nezle oluyoruz. Gözden ayrı su geliyor mu? Tuzsuz ayağımda geliyor. Kulaktan ayrı bir kir geliyor mu? Geliyor. Ağızdan geliyor mu? Ameliyatsız salgı salgılıyor. Ana kaynağı bir. Bak, menbaları ayrı ayrı. 4 tane kanal görmüyor musun deyince ben hiç düşünememiştim hocam dedi ya. Hocam bir sorum daha var dedim. Üzüm helal. Şıra içiyoruz helal. Pekmezi helal. Kuru üzüm helal. Niye şarap haram olsun dedi. Dedim ki bak, sen yemek yedin mi? Yedim. Tatlı yedin. Bunun bir kısmı kana karıştı.
Bir kısmı yağ hücresi oldu. Bir kısmı da poz olarak atıldı. Senin atılanı yer misin deyince rengi mengi attı. Baban var mı? Var. Annen var. Kız kardeşin de var. Peki baban annenle yatar da niye kız kardeşle yatmaz deyince oradan kalktı gitti. Zaten ses söz söylemezdi değerli kardeşlerim. Bu. Cennet böyle bir yer derler, değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemizi orada birleştirsin inşallah. Hocam bir arkadaşla tartıştık diyor. Alkolsüz bira var. Hem ileri gitti. Dedi ki Kur'an'ı ben okudum, inceledim. Ben Kur'an Müslümanıyım. Kur'an'da şarap geçiyor. İnemel hamru vel meysir. Şarap geçiyor. Bira geçmiyor dedi. Bira niye aramaz? Değerli kardeşlerim. İçki içen bir adam haramdır der. O fasıktır, günahkardır. Veya kumar oynar, Allah affetsin der, günahkardır. Zina yapar haramdır der, günahkardır. Ama bu niye haram olsun dedi mi dinden çıkar, kafir olur değerli kardeşlerim. Neden? Ayeti inkar ettiğinden dolayı. Neden? Haramı helal dediğinden dolayı. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar bu konu tehlike, ha haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Biz illet deriz fıkıhta. Şarap niye haram? İllet nedir? Bir, akla zararı var, insan beynine zararı var. İki, dünyaya zararı var, akciğerlere zararı var. Üç, topluma zararı var sarhoş olduktan sonra. Dört, kese ekonomiye zararı var. Beş, erken yaşlanmaya zararı var. Buna illet kabul ediyoruz. Öyleyse sarhoş eden, zararlı olan neyse hep haramdır. İcma yoluyla çıkıyor içinden. Nasıl haramdır? Vodka sarhoş ediyor mu? Zararlı mı? Haramdır. Bira, alkol var mı? Var. Sarhoş ediyor mu? Ediyor. Haramdır. İlla Kur'an'da geçmesi şart değil ki. Hadiste geçer, icmada geçer, kıyasta geçer. İllet yoluyla bunlar haram kılınmıştır değerli kardeşlerim. Haram ve helal diyen dinden çıkar. Tümden gelim derler. Bir kaide var felsefede. Tüm ağaçlar yanıcıdır. Kavak da ağaçtır, öyleyse ağaç da yanıcıdır. Kur'an 6666 ayet 110. sure 30 cüzdür. Tümünü inkar eden kafir olur, bir inkar eden kafir olur. İçki inkar eden kafir olur. Faiz niye haram dese kafir olur çıkar. O zaman bu adamın hayatı cehennemliktir değerli kardeşlerim. Biz ayet hadislerle cevap veriyoruz. Tekrar edeyim. Adam içki içiyor ama Allah affetsin diyor, haramlığını biliyorsa bu fasıktır. Günahkardır. İnşallah bu tövbe eder, vazgeçer. Hocam kızım 17 yaşında. Geceleri korkuyor. Bir odadan bir odaya geçemiyor. Bizimle pek konuşmuyor. Banyo tuvalette çok kalıyor. Doktora ve hocaya gitmiyor. Ne dersiniz? Allah yardımcı olsun değerli kardeşlerim. Evvela psikiyatriye gitmemiz lazım. Panik atak mı? Şizofren mi? Allah korusun. Veya başka bir şey mi? Psikolojik bir hal mi? Psikolojik bir hal mi var? Evvela doktora mı yönelteceğiz? Doktordan sonra güvendiğimiz ilmiyle amel eden bir hocaya gider sorarız. Cin de olabilir. Cin musallatı olabilir değerli kardeşlerim. Cin bir insana musallat olabilir. Nasıl olur? Boş bulduğu zaman olabilir. Bu da tehlikeli. O zaman ilmiyle amel eden hocaya gideceğiz. İlmiyle amel eden. Allah şifa versin. Ama evvela doktoru tavsiye ediyoruz. Hocam yılbaşı yaklaşıyor. Arkadaşlar Birliği Piyonga biletleri alıyorlar. Ya bu etmeyin, yapmayın, haramdır diyoruz.
Onlar savunuyorlar. Ya devlet bunu açmış niye haram olsun diyorlar. Hem biz bununla fakir sevindireceğiz. Hocam ne dersin? Değerli kardeşlerim derim ki Milli Savunma Bakanlığı var. Milli Eğitim Bakanlığı da var. Kabul. Milli piyango olur mu? Muhterem seyirciler. Kumarın millisi olur mu? Söyler misiniz bana ya? Allah'ın haram kıldığı, kanlan yasak kıldığı bir kumar. Biz Milli Piyango Genel Müdürlüğü yapmışız. Çünkü bunun millisini bari kaldıralım. Devlet oynatabilir. Devlet layıktır. Devlet vesika verdi, umane açtı. Biri gitse kadına, ya paramla gidiyorum devlet açtı, niye haram dedi, dinden çıkar kafir olur. Evet, Milli Piyango haramdır. Lotu haramdır. Totu haramdır değerli kardeşlerim. Evet, ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezdamu ricsun min ameli şeytan. Ey iman edenler, şarap, sarhoş edici olan falokları, şans oyunları, bunlar tümü şeytanın pisinden pisliktir. فَجْتَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kaçınasınız ki kurtulasınız diyor değerli kardeşlerim. Demek ki bu piyango, loto, toto haramdır. Helal diyen dinden çıkar. Devlet açmış olabilir. Devletin açması helallığı getirmez değerli kardeşlerim. Hatırlatmış oluyoruz. Haram belli, helal belli. Ama inanan inanır, inanmayan da inanmaz. Bir daha tekrar edeyim. Haramdır içerisi fasık olur. Haramdır zina giderse fasık olur ama niçin haram olsun diye faizi gelse o zaman dinden çıkar kafir olur. Duaya geçiyorum değerli kardeşlerim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdini vehdini ehli hakku ve ila tarikin müstakim. Bibereketi hatmil Kur'anil azim. Vavfu anna ya kerim. Vavfu anna ya rahim. Vavfir lana sunubena. Bifazlike ve cudike ve kerimike ekremel ekremin. Birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Ve şerrifne bi şerafetil Kur'an. وَاَلْمِسْتَ بِهِلْكَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللّٰهُمْ اَجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَر۪ينَ وَفِي الْقَبْرِ مُونِسَ وَفِي الْقِيَامَةِ شَف۪يعَ وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَعَلَى كُلَّهَا دَل۪يلًا وَاِمَامًا اللّٰهُمْ اَنْتَ رَبِّي لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِي وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ min şerri ma sanatu ebu'u leke bi ni'metike aleyke ve ebu'u bi zembi fagfir li zunubi fe innehu la yagfiru zunuba illa ent. Bismillahillezi la yazurru ma'a ismihi şey'un fil arzu ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Maşallah, barikallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillahillezi la yazurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Bismillahillezi la yazurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Maşallah, barikallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halak. Subbuhun kuttusun Rabbuna ve Rabbul meleketi ve Rabbuna. Bismillahi ergike. Wallahu yeşfike.
min kulli devvin fike ve min şerri nefesat fil ugat ve min şerri hasidin iza hased. Allahümme tıbbil kulubu ve devaiye ve afiyetel ebdani ve şifaiye ve nuril ebsari ve ziyahiye. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Allahümme yeselke imanen kamile ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve kalben haşi'a ve lisanen zakira ve ulumen nafi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve rahaten indel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukulen fil cenne ve afiyeten fil dini ve dünya ve ahira. Bismillahi Allahu Ekber. Allahümmerham ümmete Muhammed. Allahümmerham ümmete Gazze Filistin. Allahümmehfaz ümmete Muhammed. Allahümmehfaz ümmete Filistin ve Gazze. Allahümmeğfir li ümmete Muhammed. Allahümmeğfir li ümmete Filistin ve Gazze. Allahümmeferriş an ümmete Muhammed. Allahümmeferriş an ümmete Filistin ve Gazze. Ya Rabbel Alemin. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar ve edhillel cennete me'al ebrar. Ya Azizu ya Gaffar ya Zel Celal ve İlkem. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mümine yevme yekûm resem. Ya Rabbi. Dualarımızı mebrur, amellerimizi makbul, niyetimizi halis, encamızı hayır eyle, hayırları fetheyle, şerleri def eyle ya Rab. Şu İslam alemine şuur ver Allah'ım. İslam alemine birlik beraberlik nasip eyle Allah'ım. İslam aleminin başına hayırlı bir halife, hayırlı bir lider ver Allah'ım. Müslümanları perişanlıktan kurtar Allah'ım. Cehaletten kurtar Allah'ım. Gazellere yardım et Allah'ım. Beti şariyalara yardım et Allah'ım. Şu zalimlerin hakkından geliver Allah'ım. Ya Rabbi hillerini bozuver Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Akıbetimizi gayr eyle Allah'ım. Ya Rabbi beldemizi, İslam beldelerini her türlü sel felaketinden, deprem felaketinden, yangından, her türlü tehlikelerden muhafaza buyur Allah'ım. Ya Rabbi insanları ıslah eyle Allah'ım. Şu duymazlıktan kurtul Allah'ım. Şu israftan bizleri kurtar Allah'ım. Şımarıklıktan bizleri kurtar Allah'ım. Gösterişten bizi kurtar Allah'ım. Ya Rabbi çok yatırıp çektirme. El ayak muhtaç edip de aleme nefret ettirme Allah'ım. Ölse de kurtulsak diye bakanlardan eyleme Allah'ım. Yoğun bakımlarda ruhumuzu alma ya Rabbi. Ya Rabbi. Ruhumuzu Kur'an başında almayı Allah'ım nasip et. Ruhumuzu ya Rabbi abdestliyken almayı nasip et. Ruhumuzu oruçluyken almayı nasip et Allah'ım. Şeytan imanı çalmasın. Ruhumuzu secde mahallinde Subhane Rabbiyel Ala derken emanetine Allah'ım inşallah. Ya Rab okunan hatim şeriflerden Kur'an'dan sohbeti şeriften asıl olan sahabeki cin sultanı sallallahu aleyhi ve sellem pak ruhu tayyibelerine fakirane acizane hediye ettik. Vasıl et Allah'ım. Şu duamızdan haberdar eyle. Mutlaka haberi vardır Allah'ım ne olur. Kendine kul eyle. Habibin ümmet eyle Allah'ım. Bütün peygamber kullarına ashab-ı güzin tabi'in tebe-i tabi'in kullarına bağışladık. Vasıl et ya Rabbi. Üçler, yediler, kırklar, evliyalar, icali gayb ruhlarına Kavsul Azam makamına hediye ettik vasıl et ya Rabbi. Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi, Şemi Dede, Sahibi Ata, ya Rab, Hacı Üstad'a merhum, Yadikli Ahmet Ağabey'in ruhlarına, Taracım ruhuna bağışladık vasıl et ya Rabbi. Halis amca, Mehmet Dede, Menip amca, Mürsel amca, Orhan Resulullah'a bağışladık. Vahsettin ya Rabbi. Hasaten, şehrimizin esnaflarından merhum, Süleyman Çınar'ın ruhuna bağışladık. Vahsettin ya Rabbi. Makamlarına hediye ettik. Vahsettin ya Rabbi. Kabirlerini pur nur eyle. Yarın amel defterini sağın alanlardan eyle Allah'ım. Razi olduğun insanlardan eyle Allah'ım inşallah. Televizyon başında bizleri izleyen,
YouTube'dan Facebook izleyenlerin, ayrıca intikal eden annemizin, babamızın, dedemizin, neyimizin, kayınpeder, kayınvalide, hala, teyze, uzak, yakın akrabanın ruhlarına bağışladık, vasret ya Rabbi. Mübarek gün ve gecelerde hatırla almayan lel mahşib, lel mağrib, dua bekleyen ruhlarına bağışladık, vasret ya Rabbi. Kendi makamımıza hediye ettik, vasret ya Rabbi, ya Rabbi. Son anımızda, son demimizde, dünyamızı görmez olduk da, elimizde Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulü diyerek intikalimiz nasip eyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve illahil hamd. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala cemii'il enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.